Merhaba, bugün size 2021 yılında çok işinize yarayacak bir uygulama göstereceğim. Şimdi verilerimizi, bakın burada gördüğünüz gibi toplamda bir başlık dahil 1022 adet veri içeren bir veri dizimiz var. Ürün kodu, ürün adı, üretim adedi, hurda adedi, hurda, hurda oranı, müşteri, il ve kargo durumu gibi. Şimdi bu verilerimi analiz etmem lazım. Yani bu verileri kendi başına benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunları analiz edebilmek için de Excel'de kullandığım pivot tabloları göstereceğim size ve aynı sayfada verilerimi nasıl analiz edebilirim kolayca bunu gelin birlikte yapalım. Şimdi verilerimin bakın üzerine herhangi birisinin üzerine gelip Ctrl A tuşuna bastığımda verilerimin tamamını seçiyorum. Sonrasında ekle sekmesine geliyorum ve pivot tabloya tıklayıp bakın buradan yeni çalışma sayfası ve var olan çalışma sayfası diye iki farklı seçenek çıkıyor. Var olan çalışma sayfasını seçiyorum ve konum olarak da buradan herhangi bir hücreyi seçip tamam dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi pivot tablomu buraya eklemiş oldum. Buraya geliyorum. Ben buradaki bu satırımı dondurmak istiyorum. O halde ne yapacağım? Bakın başlığın altından itibaren, başlıktan itibaren dondurmak istediğim için başlığın altındaki hücreyi seçiyorum ve görünüm sekmesine gelip bölmeleri dondur diyorum. Bakın aşağıya doğru çektiğimde gördüğünüz gibi artık aşağıya doğru kayıyor. Şimdi pivot tablonun üzerine geldiğimde pivot tablo analiz ve tasarım diye iki farklı sekme çıkıyor ve pivot tablo alanları kısmı açılıyor. Buradan bakın ürün adımı satırlar kısmına getiriyorum ürünlerimi analiz edeceğim çünkü üretim ve hurda adedi bazında. Üretim adedimi değerler kısmına toplam olarak, hurda adedimi yine değerler kısmına toplam olarak ve hurda oranımı da onların altına bakın ortalamasını alacak şekilde getireceğim ama. Burada üstüne tıklıyorum, değer alanı ayarlarına tıklıyorum. Bakın değer alanı ayarları iletişim kutusu açıldı. Buradan toplam say, ortalama, maksimum, minimum gibi değerler çıktı. Ben ortalamaya tıklıyorum ve tamama bastığımda gördüğünüz gibi verilerin ortalamasını almış oldum. Buradan bu verilerimi seçiyorum. Bakın giriş sekmesine geliyorum. Yüzdeyi seçip virgülden sonra iki basamaklı olacak şekilde de ayarlıyorum. Şimdi buradaki aradaki boşluğu birazcık kısalım sil diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar ben buradaki bu görünümü değiştirmek istiyorum. Öncelikle görünüme gelip kılavuz çizgilerimi kaldırıyorum. Bakın arka taraftaki kılavuz çizgilerini kaldırdım. Şurayı birazcık daha kısayım. Evet. Şimdi burada pivot tablomun üzerine tıklıyorum. Tasarım sekmesine geliyorum. Gördüğünüz gibi burada istediğim farklı bir pivot tablo tasarımını seçebilirim. Ya da bakın buradaki çizgiye tıkladıktan sonra pivot tablo stiline tıklayıp buradan biçim kısmına basıp Bakın yazı tipini istersem kalın, kenarlı istersem her tarafında kenarlık olacak şekilde ayarlayıp dolgu kısmına da ben buradan örneğin turuncu renk dolgu olacak şekilde ayarlayabilirim. Burada bakın şimdi tıkladığımda gördüğünüz gibi tablomun tamamı turuncu renkli olacak şekilde gelmiş oldu. Şimdi ben bunu buradan gelip üzerine sağ tıklayıp değiştir deyip, çoğalt deyip, sil deyip, varsayılan olarak ayarla deyip ya da galeriyi hızlı erişim çubuğunu ekle diyebilirim. Ben değiştire geliyorum. Bakın en alt kısmında genel toplam satırı var. Bu alt toplamın rengini değiştirelim. Bunu da gelelim. Örneğin yeşil yapalım. Tamam diyorum ve tekrar tamam dediğimde bakın artık genel toplam kısmım yeşil oldu. Buradaki tasarım tamamen size kalmış. Bakın ben buna tıklıyorum. Şimdi ben buradan pivot tablo analizi sekmesine tıklıyorum ve bunu da kapatalım. Dilimleyici ekle deyip ben buradan müşteri ve il ve kargo durumuyla ilgili dilimleyiciler ekleyebilirim. İstediğim kadar dilimleyici ekleyebilirim bu arada. Bakın kargo durumum burada geldi. Kargo bekliyor ya da sevk edildi olacak şekilde bunu buraya istersem yanına gördüğünüz gibi ekleyebiliyorum. Şimdi müşteri diyor. Ben buradaki bu müşterilerimi bu alt kısma ekleyeceğim ama bakın sütunları 3 sütun olacak şekilde. Yani yan yana olacak şekilde ben buradan gelip bakın buradaki bu müşterilerimi buraya eklemiş oldum. Şimdi bunu biraz daha böyle görsel olarak uygun hale getirelim. yana doğru çekiyorum. Şimdi buradaki illerimi de 2 sütun olacak halde getirelim. Biraz daha küçük olsun diye 2 sütun yapıyorum. Bakın buraya getirdim. Bunu da ekledim. Şimdi ben bunları da stilini değiştirebiliyorum. Bakın dilimleyicinin üzerine tıkladığımda da dilimleyici diye bir sekme çıkıyor. Buradan istersen bunların renklerini açık renk olacak şekilde ayarlayabiliyorum. Bakın ayarladım. Şimdi buradan sağ tıklayıp dilimleyici ayarlarına gelip buradan arkadaşlar veri içermeyen öğeleri gizle diyerek bunu kaldırabiliyorum. Ya da başlığı görüntüleyi kaldırıp Bakın ekleyebiliyorum. Ben buradan şimdi başlığı kaldıracağım. Gördüğünüz gibi artık dilimleyicimde başlık yok. Biraz daha şöyle aşağıya doğru çekelim. Evet. Artık dilimleyicimde başlık yok. Ben buradan istediğim ilimi seçip hangi ile ne kadar üretim yapmışım onu buradan görebiliyorum. Bakın hangi müşteriye hangi ilden ne kadar üretim yapmışım gördüğünüz gibi buradan ne kadar kargosu var ne kadar sevk edildi bunları kolayca ve hızlıca analiz edebiliyorum. Şimdi buradan CTRL ile birlikte bakın diğerlerine bastığımda gördüğünüz gibi ilgili illeri seçebiliyorum. Buradan çarpıya bastığımda bakın buradaki şeyi kaldırmış oldum. Filtreyi kaldırmış oldum. Tekrar sağ tıklıyorum. Dilimleyici ayarlarına geliyorum. Buradan başlığı görüntüle diyorum ve başlığımı da tekrar ekliyorum. Çarpıya basıp da buradaki filtreyi kaldırıyorum. Aşağıya doğru çekelim. Evet. Şimdi buradan İstediğim gibi verilerimi analiz edebilir ve alt kısımda da kendi verilerimi görebilirim. Bakın burada da istersem arka planını şöyle açık renk olacak şekilde seçip buradan veri analiz alanı olan yeri istediğim şekilde kendime göre tasarımını da kolayca değiştirebilirim. Excel'de veri analizinde en sık kullandığımız başlık Pivot tablolar. Pivot tablolarla ilgili diğer ve detaylı videolarımı da izleyip pivot tablolarla ilgili bütün detayları öğrenebilirsiniz.